Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın kıyısında minik bir tırtıl yaşarmış. Bu tırtıl her gün ağaç dallarının arasında dolaşır, yaprakların tadını çıkarırmış. Bir sabah uyandığında ormanın kenarında duran kocaman uzun bir tren görmüş. Tırtıl trenin ne kadar uzun olduğunu fark etmiş ve merakla onu izlemeye başlamış. Tren ise ormanın hemen dışındaki rayların üzerinde durur, bazen yüksek sesler çıkararak ileriye doğru hareket edermiş. Tırtıl, trenin gümbür gümbür gitmesini büyük bir heyecanla izlerken, kendisi de yaprakların üstünden sürünerek ilerlemeye çalışıyormuş. Sonra birden tırtılın aklına bir soru gelmiş. Bu trenle benim aramda acaba bir benzerlik olabilir mi? Tırtıl bu düşünceyle yaprakların arasından çıkmış ve trenin yanına kadar sürünmüş. Tren tırtılın farkına varmış ve yavaşça ona doğru eğilmiş. Tren, "Merhaba küçük dostum, neden bana bu kadar dikkatli bakıyorsun?" diye sormuş. Tırtıl, "Senin gibi uzun ve güçlü olmak istiyorum," demiş. "Ama ben küçücüğüm, yaprakların arasında zorlukla ilerliyorum. Sen ise hızla yol alıyorsun." Tren gümbür demiş ve gülümsemiş. "Aslında düşündüğünden daha çok benziyoruz," demiş tren. Tırtıl şaşırmış. "Nasıl yani?" diye sormuş. Tren, "Sen de benim gibi uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Şu an küçüksün ama yavaş yavaş büyüyecek ve dönüşeceksin. Ben rayların üzerinde nasıl yol alıyorsam sen de yaprakların üstünde ilerliyorsun," demiş. Tırtıl düşünmüş. Gerçekten de her gün yaprakların üzerinden sürünerek yol alıyormuş. "Ama senin kadar hızlı olamıyorum," demiş. Tren nazikçe cevap vermiş. "Hızlı olmak önemli değil. Herkesin kendi hızı vardır. Sen kendi yolunda, kendi hızında ilerliyorsun. Zamanı geldiğinde de tıpkı benim gibi uzun ve güzel bir yolculuk yapacaksın." Tırtıl bu sözleri duyunca içi rahatlamış. Tren devam etmiş. "Hem bak, ben raylara bağlıyım. Her zaman aynı yolda gitmek zorundayım. Ama sen özgürsün. İstediğin yaprağın üzerine tırmanabilir, istediğin yolda ilerleyebilirsin." Tırtıl bu kez daha dikkatli düşünmüş ve gerçekten de yaprakların arasında istediği gibi dolaşabildiğini fark etmiş. Tren ve tırtıl o gün uzun uzun sohbet etmişler. Tırtıl trenin güçlü ve uzun olmasına hayran kalmış ama tren de tırtılın özgürlüğüne ve yavaş ama kararlı ilerleyişine hayranmış. İkisi de farklıymış ama bir o kadar da benzerlermiş. Gün sonunda tren vagonlarını çekerken yola çıkmış. Tırtıl ise yaprakların arasında sürünerek ilerlemeye devam etmiş. Her ikisi de kendi yolculuğuna devam ederken birbirlerinin gücünü ve güzelliğini takdir etmeyi öğrenmiş. Ve o günden sonra tırtıl her yaprakta ilerlediğinde trenin sözlerini hatırlamış. "Herkesin kendi hızı vardır." Böylece tırtıl da kendi yolculuğunun tadını çıkararak yavaş yavaş büyümüş.